Sayın Başkan, Ankara il ve ilçe teşkilatlarımızdan gelen saygıdeğer yol arkadaşlarım, kardeşlerim, basının değerli emekçileri, sivil toplum örgütlerimizin saygıdeğer emekçileri ve ekranları başında bizi izleme fırsatı bulan çok değerli kadim halkımız, kadim halklarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle ama aynı zamanda Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a, milletin iradesinin zindana konulmuş olduğu bir atmosfer içerisinde onlara duyduğumuz özlemle hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu muhteşem halkın serserime, serçavime rahatın. Bir kez daha bu grup toplantımızı 257. gününde eş başkanlarımızın yokluğunda gerçekleştiriyoruz. Bu grup toplantısını yapmak ve sizlere hitap etmek, haftayı değerlendirmek, çözüm yollarını sunmak, tartışma kültürüne katkı sunmak, görevi, ödevi ve hakkı benim değil, Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın hakkıydı. Bir kez daha bu hakkın gasp edilmiş olduğu bir atmosfer içerisinde sizlere hitap etmek durumundayım. Aynı zamanda DİSK'in kurucusu ve ilk genel başkanı olan sendikacı Kemal Türker'in bundan tam 37 yıl önce katledilişinin yıl dönümünü yaşıyoruz. Maalesef faşist katiller yıllarca korunu kollandılar. En son kimileri zaman aşımından kurtardı, kimileri de AKP-MHP ortaklığıyla çıkarılan yargı paketi adı altında faşizmi koruma, faşizmi kollama politikasıyla serbest bırakıldılar. Değerli kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen kadim halkım, kadim insanlar. Bugün bir kez daha İstanbul'da bir sel felaketine tanıklık ettik. Her şeyden önce bu sıkıntıyı yaşayan bütün yurttaşlarımıza buradan grubum adına, eş genel başkanlarım adına, milletvekillerim adına ve HDP'ye gönül vermiş milyonlar adına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Elbette ki doğal afetler, elbette ki depremler, elbette ki sel felaketleri hükümetler tarafından önlenemezler. Elbette ki bu tür felaketler bir doğa olayı olarak ifade edilebilir. Ancak 20 yıldır kadim şehir, şehri İstanbul'u bu hükümet yönetiyor. En büyük afet hükümet elleriyle, rant politikalarıyla, çarpık kentleşmeyle, yağmur yağdığında sele dönüştüren politikalardan kaynaklı olduğunu bir kez daha bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Neredeyse ama neredeyse hükümet sözcüleri İstanbul'da sele bakıp ya bundan iyi HES projesi çıkar demeleri an meselesi. Neredeyse buna bakıp ya işte size Kanal İstanbul demeleri an meselesi. Ya da ne Venedik diyorsunuz, bakın işte İstanbul'da Venedik yaptık demeleri an meselesi. Değerli kardeşlerim, yalan politikasıyla, rant politikasıyla, talan politikasıyla fatura bir kez daha İstanbullu kardeşlerimize çıktı. Bir diğer yalan politikası da hükümet eliyle, hükümet pratiğiyle 2015 yılı 7 Haziran'ında millet sandık başına gitti ve bir irade ortaya koydu. O iradede de ben hiçbir siyasi partiye tek başına iktidar olma, hükümet kurma ehliyeti vermiyorum. Ey siyasi partiler, sizi parlamentoya göndermiş olduğum 4 siyasi parti, kendi aranızda uzlaşın, ortaklaşın, benim iradem doğrultusunda bir hükümet inşa edin dedi. AKP bu iradeyi tanımamak suretiyle ilk darbesini milletin iradesine yapmak suretiyle çözüm sürecini, barış masasını tekmelemek suretiyle
adeta Suruç'tan Ankara otogar patlamasına kadar şiddetle yorulmuş bir yolun yapı taşlarını düşündü. Bugün 20 Temmuz Suruç katliamının ikinci yıl dönümü kardeşlerim. Bir kez daha tek amacı kardeş halk olan Kürt halkıyla dayanışmak. Savaş travmasını yaşamış olan çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla Suruç'ta bulunan 33 can, 33 fidan çok açık ve ne söylüyorum? AKP, DAEŞ ortak zihniyetiyle katledildi. Bir kez daha hayatını yitiren 33 cana, hayatını yitiren 33 fidana Rabbimden, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kardeşlerim, aradan 2 yıl geçmesine rağmen bu dosyada Ankara otogar katliamının tek sanığı aynı zamanda Suruç dosyasının da sanığıdır. Onun ötesinde bu saldırıyı planlayanlar, saldırganları koruyanlar, arka sahik, arka bahçesine dair tek bir gelişme, tek bir talep, tek bir mesafe kat edebilmiş değil. Duruşmada mahkeme heyetine, mahkemeye ben bu dosyaya müdahil olmak istiyorum diyen ve canlı kurtulan mağdurlara siz ne tür bir zarar gördünüz diye akla zarar, akla ziyan sorular yöneltilebiliyor. Ve o saldırıda, o katliamda hayatta kalmayı başaran mağdur mahkeme heyetine vermiş olduğu yanıt, benim yoldaşlarım, benim arkadaşlarımın bedenlerinin parçası bedenime yapıştı. Saçlarımın içerisinde onun vücut parçalarını topladım. Daha ne kadar zarar göreyim yanıtı, tarihi bir yanıttır, didaktik bir yanıttır, eğitici, öğretici bir yanıttır. Demek ki bunların zihniyetinde, bunların muhakeme gücünde o saldırının mağduru olabilmek için sadece ve sadece hayatınızı yitirmiş olmanız gerekiyor. Tıpkı o dönemden hemen önce dönemin başbakanı Davutoğlu'na sorulduğunda bizim elimizde canlı bombaların, canlı bombacıların yani katillerin listesi var ama lakin onlar eyleme geçmeden, yani onlar kendilerini patlatmadan biz hukuk devletiyiz, işlem yapamıyoruz diyecek kadar gaflet, delalet içerisinde bulunabiliyorlardı. İşte o günün zihniyeti bugünün yargı pratiğinde bir kez daha kendisini gösteriyor. Değerli kardeşlerim, Suruç katliamı bir dönemin kapatılması, savaş döneminin aynı zamanda açılmasıdır. Suruç katliamı aynı zamanda Ceylanpınar'da iki polisin evinde katledilmesi sürecinin de başlangıcıdır. Hem Suruç katliamı hem Ceylanpınar'daki katil aynı saikin ürünüdür. Aynı düşüncenin, aynı fikriyatın ürünüdür. Şimdi sorarım size, ne oldu da 2015 Haziran'ında siz 257 sandalyeyle bu parlamentoda temsil edildiniz? 5 ay sonra milletin iradesini tanımayarak, seçimi yenileyerek 317 sandalyeye ulaştınız. İşte bunun tek bir anlamı var. Kanla, gözyaşıyla, yıkımla iktidar devşirmek. Bu kadar. Kanla, gözyaşıyla iktidar devşirenlerin hiçbir tanesi bu iktidardan hayır görmemiştir. Sizler de bu iktidardan hayır görmediniz ve görmeyeceksiniz. Kardeşlerim, defalarca bu parlamento çatışı altında Suruç katliamı, Ceylanpınar katliamı cinayeti araştırılsın, gerçekler açığa çıksın. Çünkü çatışma politikası
ölüm politikası, aşırı güvenlikçi politika, darbe mekaniğini harekete geçiriyor dediğimizde, çok açık ve net söylüyorum, bugünün iktidarı muhalefetin sesine kulak vermek yerine başka darbelerin hesabını kitabını yapıyorlardı. Ve nitekim 15 Temmuz 2016 tarihinde bu ülke bir junta kalkışmasıyla karşılaştı. Ve öyle bir junta kalkışması ki önüne çıkan her şeyi katletmede bir sorun görmeyen anlayıştı. Bu parlamentonun kendisi dahi o junta kalkışması sırasında bombalandı. Şimdi sorarım size. O junta kalkışmasına karşı çıkan binler, on binler, yüz binler, bugün o junta kalkışmasına karşı çıkan siyasetler neredeler? Eğer junta kalkışması hayat bulmuş olsaydı ne gibi bir uygulama, ne gibi bir politika bu ülkeyi bekliyor idiyse 12 Eylül juntasından da biliyoruz ki başarıya ulaşamayan junta kalkışmasının devamını AKP hükümeti, AKP genel başkanının emriyle adım adım hayata geçirmiştir. 150 bini aşkın kamu emekçisinin ekmeğine el konuldu. Yetmedi, tam da 20 Temmuz günü olağanüstü hal rejimine geçiş sağlandı. Yani darbenin başarıya ulaşamadığı dönemde iktidar, hükümet, Erdoğan bu Allah'ın bir lütfudur deyip kendi darbesini gerçekleştirdi. Çok açık ve net söylüyorum. O gün hayatını yitiren 250 insanın anısına da ruhuna da en büyük ihanettir olağanüstü hal rejimi. En büyük ihanettir kanun hükmünde kararnameler çıkarmak. Ve bu parti adına darbeye karşı ortak deklarasyona imza atmış liderlerini cezaevine koymak, çok açık ve net söylüyorum, hayatını yitirenlerin anısına da, ruhuna da, emeğine de en büyük ihanetlerden bir tanesidir. Eğer ki darbe gerçekleşmiş olsaydı, eş başkanlarımız yine cezaevinde olacaktı. Peki bu darbenin, 20 Temmuz o hal rejimi darbesinin apoletli, pırpırlı darbecilerden ne farkı var? Müsaadeniz olursa bugün belki en son söyleyeceğim sözü en başta söyleyeyim. Darbe kimden gelirse gelsin lanetliyoruz. Darbe kimin işine yararsa yarasın lanetliyoruz. Darbenin ister pırpırlıdan gelsin, ister kravatlıdan gelsin. Kravatlıdan gelen darbeninle apoletten gelen darbenin aynı sonuca yol açtığı açık ve net ortadadır. Dolayısıyla apoletli, pırpırlı darbenin de, kravatlı darbenin de, her ikisinin de canı cehenneme. Bir kez daha yüksek sesle kardeşlerim, darbenin siyasi ayağı nerede? Henüz yanıtlanmamış onlarca soru var. Çıkmış iktidar sözcüsü, AKP genel başkanı her fırsatta Gülen cemaatini, Fethullah Gülen'i suçluyor. Peki sen Fethullah Gülen'in bu ülkeye gerçekten gelmesini ve yargılamasını istiyorsan neden her fırsatta asacağım, keseceğim, biçeceğim, lime lime doğrayacağım mevalde açıklama yapıyorsun? Sen bilmiyor musun ki ölüm cezasının tartışılacağı bir ülkede iade olmaz? Sen bilmiyor musun ki yargının bağımsız olmadığı bir ülkede iade olmaz? Sen bunu çok iyi biliyorsun. Bildiğin için böyle konuşuyorsun. Çünkü onun gelmesini, yargılanmasını ve konuşmasını istemiyorsun. Niye istemiyorsun biliyor musun? Sen de biliyorsun, Allah da biliyor. Bu halk da bilsin istiyoruz. İşte 24 Ekim
1996 Bank Asya'nın açılışı. Bank Asya'nın açılışında la hepiniz oradaydınız ha. Hepiniz oradaydınız. Hepiniz beraberdiniz. Bu günleri 15 Temmuz'ları beraber düşüyordunuz. Yapı taşlarını beraber inşa ediyordunuz. Aha bu da 20 Temmuz, bu da 15 Temmuz 2017. Bir tek Gülen Hoca yok ha. Diğerlerinin hepsi yine orada. Ekip tam takır orada. İşte bu sual, bu soru, bu fotoğraf ülkeye yansımasın. Gerçekler açığa çıkmasın diye muhalefetin sesini kısıyorlar. Muhalefetin muhalefet etmesini terörizm olarak nitelendiriyorlar. Terörizm olarak suçluyorlar. Kalkmış 15 Temmuz'un yıl dönümünde, arifesinde, parlamento içerisinde halka hitap ederken, sözüm ona demokrasi şehitlerine sahip çıkarken, sözüm ona demokrasi şöleni adı altında ağzından şiddet dışında tek bir kelime yok. Şiddet çağrıları dışında tek bir kelime çıkmıyor. Tehdit savurmak dışında tek bir kelime ağzından çıkmıyor. Çok açık ben de söylüyorum. Kim olursanız olun ve dünyanın neresinde olursanız olun. Bir darbe suçunu başka bir darbe suçuyla ortadan kaldıramazsınız. Bir darbe suçunu bir başka darbe suçu işleyerek hafifletemezsiniz. Toplumları, insanları insanlığın karşısında ve vicdanında mahkum olmaktan da asla ve kata kurtulamayacaksınız. Ve emin olun ha, emin olun, korkunun ecele de faydası yok. Her canlı, her canlı, her beşer nasıl ki doğar, büyür ve büyünü geldiğinde hakkın rahmetine kavuşursa, her siyasi akım da, her siyasi parti de kurulur, gelişir, kimi dönem hükümet olur, tekrar hükümetten düşer. Bu iktidar baki değil ha, baki değil. Siz bu iktidarı zulüm politikalarıyla ömrünü uzattıkça, yanlış politikalarla bu iktidarın tehditle, şantajla ömrünü uzattıkça, sadece ve sadece eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın deyimiyle suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz. Suçlarınıza yeni suçlar ekliyorsunuz. Korkunuzun esiri olmak, aynı zamanda toplumu da korkuyla yönetme politikasına sadece ve sadece benzin dökmüş oluyorsunuz. Bakın, Miras Bebeğin pastasından bile korkan bir ülke düşünün. Korkan bir lider düşünün. Bu nasıl bir ruh halidir? Bu nasıl cinnet halidir? Bu tablo bu ülkeye, bu ülkenin insanına yakışmaz. 12 milletvekili cezaevinde, bir siyasi partinin eş başkanı Figen Yüksekdağ milletvekili düşürüldü, parti üyeliği düşürüldü. Sana sorduklarında sen bu ülkenin liderisin. Hatta senin yandaşlarına sorulduğunda ne ülke lideri, bir dünya lideri. Hatta onun şakşakçısı, onun borazanına dönüşmüş olan medyasına sorulduğunda o dünyanın en uzun lideri. Ya uzunluk, kısalık mühim değil, değil. Vallahi mühim değil. Mühim olan akıldır ha, akıl. Mühim olan mantıktır ha. Ve mühim olan hangi sahikle bu toplumu yönettiğinizdir. Şimdi sorarım size. Siz %50'nin lideri olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Peki %50'nin lideri kim tarafından seçildi? Halk tarafından seçildi. %50 oy alan bir lider niye %13 oy alan bir liderden, Selahattin Demirtaş'tan bu kadar korkar? Niye bu kadar korkar? Sadece korkmakla da sınırlı kalmaz. Sadece korkmakla da sınırlı kalmaz. Muhalefetine, rakibine, bu parlamento kürsüsünde
siyaset yapmak suretiyle, kitleleri etkilemek suretiyle, onun fikriyatını kendi fikriyatıyla çürütmek yerine onu alır cezaevine koyar. Cezaevine koymakla da yetinmez, onunla da yetinmez. Çünkü içi soğumaz. Çünkü korkusu devam eder. Ben ne yaparım, ne ederim de bunu zindanda tutarım der. Yetmez, 104 tane fezleke düzenler. 104 tane fezleke. Yine içi soğumaz. Anayasa Mahkemesi'ni korkutur. Anayasa Mahkemesi'ne der ki, kararını verme. Kararını açıklama. Peki başka bir izahı var mı Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı? Ortada bir içtihadınız varken, verilmiş bir kararınız varken ve o kararda sizin şahsınızın da imzası varken, bu kadar gecikmenin, adaleti bu kadar geciktirmenin başka bir izahı, başka bir mantıklı çıkışı var mıdır? Yok. Ne demiş Adalet Bakanı Efendi? Bu ülkede olmayan bir şeyin bakanı var mı diye bana sorarsanız, o da Adalet Bakanı'dır. Çünkü ortada adalet yok. Olmayan bir şeyin bakanı nasıl olur? İşte şöyle olur. Demiş ki, Anayasa Mahkemesi'ne göndermiş olduğu yanıtta, Selahattin Demirtaş ve milletvekillerinin tutuklu bulunmaları yasama faaliyetini, yani meclisin faaliyetlerini engellemiyor. Onların tutuklu olması, onların meclis faaliyetine katılmaları, milletvekili görevlerinin gereğini yerine getirmeleri önünde de bir engel değildir diyor. Diyarbakırlıların deyimiyle, Urfalıların da desteğiyle buhade buhade yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Bu yalan. Şimdi Sayın Selahattin Demirtaş meclis faaliyetlerine katılması, milletvekili olma ve bir siyasi partinin eş genel başkanı olma görevini ifası önünde bir engel yoksa, o halde bu dilekçenin gereğini meclis başkanı derhal yerine getirmelidir. Bu dilekçe Selahattin Demirtaş'ın meclis başkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na göndermiş olduğu dilekçedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Ankara. 8 aydır ben ve diğer milletvekili arkadaşlarım yasa dışı bir şekilde tutukluyuz. Ancak Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'ndeki tutukluk itiraz dosyama sunmuş olduğu savunmasında tutukluğumuzun yasama faaliyetlerimize katılmada herhangi bir engel teşkil etmediğini belirtmiştir. Parlamentonun 3. büyük partisi olan Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanı ve grup başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama ve denetleme faaliyetlerinin bir parçası olan grup toplantısına cezaevinden sekbis yoluyla bağlanıp meclis grubuma hitap etmek istiyorum. Eş zamanlı olarak tutuklu bütün HDP vekillerinin de sekbis yoluyla grup toplantılarına katılımının sağlanmasını talep ediyorum. Saygılarımla Selahattin Demirtaş, HDP eş genel başkanı. Her fırsatta milletin iradesinden bahseden, her fırsatta seçilmiş siyasete darbe yapmak istediler diye, eğer meclisin haysiyeti konusunda bir grama, bir gram, benim deyimimle miskali zerre, Seydam'ın deyimiyle zerreyi miskal kadar bir çabanız olacaksa, eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın bu dilekçesinin gereği derhal yerine getirilir. Grup başkanı eş genel başkandır. Burada hitap etme hakkı da, görevi de, ödevi de seçilmiş eş genel başkandadır, seçilmiş milletvekilindedir. Dolayısıyla bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmanın bir yolu da budur. Yok eğer bu sistem olmazsa, o zaman Anayasa Mahkemesi önündeki tehdidinizi, şantajınızı, engelinizi kaldırın ve Anayasa Mahkemesi kararını açıklasın. Anayasa Mahkemesi'nin kararı neyse
o kararını açıklasın. Bakın, HDP partisinin sözcüsü olarak eş genel başkanımız tutuklu olduğu için, rehin alındığı için buradan hitap ediyor. Çok açık ve ne söylüyor? Anayasa Mahkemesi'nin kararını vermesi önündeki tek bir engel korkudur. Başka bir şey değil, başka bir şey olamaz. Çünkü daha önce verilen emsal karar var. Ve bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncelikli konu olarak bu konuyu ele aldı. Bakın değerli kardeşlerim, neden bu kadar açık, net ve özgüvenle konuşuyoruz? 19. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde eş genel başkanımızın Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmuş olduğu bir dosya var. 4 Kasım'dan bugüne değin 257 gündür halen bu dosyanın duruşması yapılmadı. Bu dosyanın duruşmasının ne zaman yapılacağı halen muamma. Niye muamma biliyor musunuz? 19. Ağır Ceza Mahkemesi eş genel başkanımızın dosyasını bir başka dosyayla birleştirmek istiyor. 2. Ağır Ceza Mahkemesi kendisinde derdest olan ve kamuoyunda Yasin Börü olarak bir kez daha rahmetle yad ediyorum, bir kez daha ailesine başarı diliyorum, o dosyayla birleştirmek istiyor. Ve bu tamamen hukuksuz bir uygulama, kanunsuz bir uygulama. Çünkü Selahattin Demirtaş hakkında böylesi bir fezleke yok. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının ancak ve ancak kaldırıldığı dosyada yargılaması yapılabilir. Dokunulmazlığının kaldırıldığı böyle bir dosya yok. Böyle bir itham yok, böyle bir suçlama yok, böyle bir iddia yok. Mahkeme bu dosyayla birleşmek istiyor. 2. Ağır Ceza Mahkemesi hayır diyor. Bu hukuksuzdur diyor. Bu kanunsuzdur diyor. Sen böyle bir şey yapamazsın çünkü böyle bir fezleke yok diyor. 19. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebinde ısrar ediyor. Niye ısrar ediyor? Niye ısrar ediyor? Israrının sebebi açığa çıktı. Erdoğan, AKP Genel Başkanı G20 zirvesinde sorulan bir soru üzerine eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'la ilişkin 53 Kürt kardeşimin ölümünden sorumludur. Selahattin Demirtaş teröristtir. İthamında bulundu. Ve anlaşıldı ki 19. Ağır Ceza Mahkemesi niye bu kanunsuz işe kalkışmış? Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı'nın talimatı olduğu bir kez daha bu vesileyle açığa çıkmış oldu. Eğer ki gerçekten o 53 kişinin bir tanesinin hayatını yitirmesinden HDP'nin miskali zerre kadar, Selahattin Demirtaş'ın miskali zerre kadar bir dahiliyeti varsa ve sen bunun belgesini, delilini ortaya koymazsan en büyük siyasi yalancı sensin. Cezaevine konulmuş, 4 duvar arasına konulmuş, muhatabını, rakibini için rahat etmiyor, meydanı da boş bulmuşsun herhalde, salladıkça sallıyorsun. Burada olması gereken, bu konuşmayı yapmak gereken Sayın Selahattin Demirtaş'tı. Ama müsaadenizle, madem ki burada değil, AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yapmış olduğu çağrıyı ben müsaadenizle bir kez daha okumak istiyorum, bir kez daha paylaşmak istiyorum. AKP Genel Başkanı'na açık çağrı. Öncelikle şahsımda milyonların iradesine yapmış olduğum hakareti aynen iade ediyorum. Fakat başka bir açıdan da bu itirafın nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Bizimle ilgili yargı adı altında yürütülen sürecin yargı ile alakası olmadığını, kararın bizzat tarafından verildiğinin
İsmat külfetinden kurtardın bizi. Açık çağrı yapıyorum. 8 aydır emrindeki savcıların ve bazı hakimlerin 6-8 Ekim Kobani olayları için halkı sokağı yakıp yıkmaya çağırdığıma dair tek bir delil bulamadılar. Elinde böyle bir delil varsa çaresizlik içerisinde aleyhime delil arayan savcılarına teslim etmeni istiyorum. Benim terörist olduğumu ve 54 kişiyi öldürdüğümü daha mahkemem başlamadan hüküm şekilde ilan ederek bundan sonraki bütün yargılamaları anlamsız ve gereksiz kıldığın için sana şükranlarımı sunuyorum. Er veya geç hakimlerin karşısına çıkacağım. Orada kimin terörist, kimin katil olduğunu kamuoyu nezdinde netleşmiş olacaktır. Ondan önce hakkın nezdinde zaten her şey biliniyor. Hakkın nezdinde, Allah'ın nezdinde zaten her şey biliniyor. Bu arada Kobani olaylarında katledilen 54 yurttaşımızın 44'ü HDP'lidir. Kobani olaylarında insanlarımız sokakta katledilirken, Cizre'de, Sur'da şehirler yıkılırken, siviller katledilirken, 15 Temmuz'da darbeye kalkışanlar vali, komutan, emniyet müdürü, savcı, hakim olarak görevdeydiler. Bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminin içerisinde olduklarını ve yüzlerce sivil yurttaşı acımasızla katlettiklerini görüyor olmana rağmen 6-8 Ekim katliam provalarında payları olup olmadığını soruşturmak yerine bütün suçu benim üstüme yıkarak siyasi bir rakibinden intikam alma basiretsizliğine düşüyor olman tam bir gaflettir. Ülkede yaşanan her olayın birinci derecede siyasi sorumlusu 15 yıldır ülkeyi yönetiyor olduğun için öncelikle senindir. Bunu unutturmaya çalışma gayretin gözümüzden kaçmıyor. Dört duvar arasında olmama rağmen panik halinde bana haksızca saldırıyor olman mertlikten uzak bir durumdur. Bilmeni isterim ki Allah'tan başka hiç kimseden korkum yoktur. Ne senden ne de emrindeki zulüm uygularından merhamet dilemek gibi bir ucuzluğa düşmeyeceğim. Ömrümün geri kalanını hapiste geçireceğimi bilsem bu onursuzluğu ve teslimiyeti asla kabul etmeyeceğim. HDP ve HDP'nin bütün dostlarıyla birlikte içeride ve dışarıda faşizme karşı direneceğiz. Tarihsel olarak emin olun ki bizler kazanacağız. F tipi bir hücrede olsam da vicdanım rahat, korkusuz ve mutlu olduğumu bilmeni istiyorum. Bu yüzden benim için endişelenme lütfen. Selahattin Demirtaş, HDP eş başkanı. Bütün bu gerçeklik ve bütün bu realite içerisinde, eğer bu ülkede yargı bağımsız olsaydı, eğer bu ülkede hakimler özgürce karar alma, karar verme, vicdanıyla hareket etme imkanına sahip olsalardı, açığa alınma, fetva olarak lanse edilme ve veya başka müeydilere maruz kalacağım korkusu ve endişesinden müstesna bir şekilde karar verme imkanına sahip olsalardı, Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı'nın bu ithamı Türk Ceza Kanunu'nun 271. maddesindeki suç uydurmadan dolayı cezalandırılması gerekirdi. Yetmez. Türk Ceza Kanunu'nun 288'deki adil yargılamayı etkileme, mahkeme üzerinde baskı kurmaktan dolayı yargılanması gerekirdi. Yetmez. Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesindeki suçu ve suçluyu saklama, örtme çabası ve girişiminden dolayı yine yargılanması gerekirdi. Ama hiçbirimizin şüphesi olmasın ki ya, vicdanlarda, milyonların vicdanında zaten bu yargılama başlamıştır. Bu yargılama eninde sonunda hakkın ve haklının yani Selahattin Demirtaş'ın lehine sonuçlanacaktır. Bir kez daha boyun eğmeyen eş genel başkanlarımıza, milletvekillerimize buradan binlerce kez selam olsun. Binlerce kez selam olsun.
Değerli kardeşlerim, neresinden bakarsam, neresinden tutarsam tutarsızlık olan bir durumla aynı zamanda karşı karşıyayız. 53 Kürt kardeşim diyor. Bu hadi bir kere bu yalan. Niye? Sen Kürtleri kardeşin olarak görseydin müzakere masasını devirmezdin ki. Sen Kürtleri kardeşin olarak görseydin Kobani'yi düştü düşecek demezdin ki. Sen Kobani düştü düşecek demeseydin, sen Daesh çetelerinin yolunu açmasaydın, Kürt kardeşlerin orada statü sahibi olsun, bundan daha doğal ne olabilir ki deseydin, çözüm sürecinin kendisi de akabete uğramış olmayacaktı. Dolayısıyla bütün bu insanların hayatını yitirmesinde siyasi sorumluluk itibariyle bu ülkenin lideri, bu ülkenin iktidarı olmandan kaynaklı objektif sorumluluk herkesten ve her şeyden önce sana aittir. Sen Kürtleri kardeşin olarak görseydin, Milli Güvenlik Kurulu'nda Güney Kürdistan hükümetini, Güney Kürdistan halkını tehdit etmezdin. Bağımsızlık senin için vazgeçilmez de niye Kürtler için vazgeçilmez olsun? Niye olsun? Senin için hak olan Kürt için niye hak olmasın? Senin için helal olan Kürt için niye haram olsun? Bir kez daha HDP olarak Güney Kürdistan halkının iradesini başımız gözümüz üstünde kabul ediyoruz, destekliyoruz. Koşul da yok, şart da yok. Yine konuşmasında diyor ki, bunlar 83 milletvekilini aldılar, Kobani olaylarını çıkarttılar. Bak bu da yalan. Kobani olayları 2014 Ekim'indeydi. Bizim 80 milletvekili çıkarttığımız seçim 2015'teydi. Bir de biz 283 çıkarmadık. 283 çıkarmadık. 80 milletvekili çıkarttık. İnşallah bir dahaki sefere 280 olur. Ne dersiniz? 280 olur bir dahaki sefer. Bir gün Hazreti Ali ve Muaviye arasında büyük bir ihtilaf vardır. Savaş çıktı çıkacak. Böylesi bir atmosfer içerisinde bir deveci yüklemiş olduğu yükle birlikte Küfe'den Şam'a yola düşer. Şam'da bir açık göz Küfe'den gelen ve Ali'nin de yakınlarından olan kervanın devecisinin devesine göz diker. Bu dişi deve benimdir der. Aman yaman bu deve benim, yükü de benim. Küfe'den geldim. Hayır der. Bu deve benim. Bu erkek deve benim. Oysa deve erkek değil dişidir. Olay büyür. Muaviye'ye kadar gider. Muaviye ahaliyi toplar. Önce durumu öğrenir. Sonra ahaliye sorar. Ey ahali der. Bu dişi deve kimindir? Bütün ahali yek bir ağızdan der ki Şamlı'nındır. Muaviye döner Küfeli tüccara, bu deve senin değil, bu deve Şamlı'ndır der. Ahali dağılır, Küfe'den gelen esnaf büyük bir hayret içerisinde Muaviye'nin huzuruna çıkar. Muaviye ona der ki bak, git Ali'ye de ki, git Ali'ye de ki ben dişi deveyi erkek yaparım, ahalinin gözünün içerisine sokarım ve onlara derim ki cinsiyet değiştir. Ali böyle ayağını denk alsın. Benim arkamda devenin cinsiyetini, insanın cinsiyetini değiştirecek gücü bana veren bir ahali var. Selahattin Demirtaş'a atmış olduğu bu iftirayı, bu yalana inanan bir kitle var arkasında. Bunu biliyoruz. Ama o da çok iyi bilsin ki Ali ayağını denk atmadı. Ali boyun eğmedi.
ve eninde sonunda Muaviye, Yezidler tarihin derinliklerinde çirkin birer surat olarak kaldılar. Aliler zulme biat etmediler. Zulümle abat olunmaz dediler. İşte onun içindir ki Selahattin Demirtaşlar zulme biat etmeyerek, boyun eğmeyerek bu zulmü bu topluma dayatanların tarihte hak etmiş oldukları yeri almalarına da vesile olacaklardır. Bir kez daha kimin terörist olduğu, kimin terörizmi desteklediği direnerek, susmayarak, durmayarak ortaya koymanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Değerli kardeşlerim, sadece biz nasiplenmiyoruz. Sadece biz hedef tahtasına konulmuyoruz. Konuşan, eleştiren kim varsa mutlaka ya terörizmle irtibat, iltisak halindedir ya da onlara yardım ediyordur. En son hak, adalet diyen yürüyüşçileri bile terörizmle aynı kefeye koydular. Ahmet Türk, ha Ahmet Türk, Kürt halkının Rusipisi, hayatı boyunca şiddetle alakası olmayan bir insanı neredeyse terörist olarak ilan ediyor. Niçin? Adalet yürüyüşüne katıldığı için. Bir de dönüyor Adalet Bakanı'na soruyor. Hani bu hastaydı diyor. Hani diyor bu gözetim altında tutulacaktı diyor. İyi de iki gözüm. Memleket hasta. Demokrasi ölüm döşeğinde, ha ölüm döşeğinde. Ahmet Türk adalet için desteğe gitti. Demokrasi için desteğe gitti. Ve bu hasta haliyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ahmet Türk'ü şiddetle özdeşleştirmek aklı başında birisinin işi değildir. Akla ziyandır. Son sözümde yürümek sağlığa iyidir. Sen de yürü. Yürümek sağlığa iyidir. Değerli kardeşlerim, bunların taşıdığı emin olun vicdan değil. Bunların taşıdığı vicdan olsaydı bugün tamı tamına 132 gündür Nuriye ve Semih cezaevinde dört duvar arasında vicdan duruşunda, vicdan orucunda. Allah aşkına taş eriyor, ha taş. Taş eriyor. Ama bunların duruşunda tık yok. Tıpkı o tekçiklikleri gibi kalpleri de tekliyor. Vicdan karşısında kalpleri de tekliyor. Onlar cezaevinde, aşırı grevinde, aileleri dışarıda aşırı grevinde. 150 bini aşkın insanın ekmeğine, rızkına el konuldu. Ve bu insanlar diyorlar ki tek bir talepleri var. İşimi istiyorum ben. Zulme maruz kaldım. Bu zulümden vazgeçin diyor. Ama bunlar çok açık ve ne söylüyorum. Adeta insanlıktan, insani değerlerden korkar hale geldiler. Herkesin cezaevinde fotoğraf çekmeye hakkı var ama Nuriye ve Semih'in fotoğraf çekmeye hakkı yok. Çünkü Nuriye ve Semih'in bedeninin erimesi aynı zamanda onların iktidarının nasıl bir zulüm içerisinde eridiğinin göstergesi, delaleti, vesikası olacaktır. Ondan dolayı korkuyorlar. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Tek bir Allah'ın kulunun hayat hakkına helal gelmemelidir. Tek bir insan yaşamını yitirmemelidir. Eğer Allah korusun Nuriye ve Semih başına bir şey gelirse sadece onların başına gelmiş olmayacak. Bu ülke 80 milyonuyla ama en azından iktidarın bu zulmüne sessiz kalanların vicdanı da ölmüş olacak. İşte vicdanlar ölmemesi için herkesin bir kez daha duyarlılığa, bir kez daha çaba göstermeye davet ediyoruz. Değerli kardeşlerim, insan hakları anıtı önce gözaltına alındı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa kendim de 10 yıl boyunca insan hakları hareketi içerisinde onurla yer aldım. İlk defa insan hakları anıtı gözaltına alındı. Sadece insan hakları anıtı değil, bugün insan hakları savunucuları tutuklanıp cezaevine konuldu. Onlara sorsan, hükümete sorsan insan hakları savunucuları terörist.
Oysa ki insan hakları savunucuları yaşam hakkını savunurlar. Düşünce, ifade, örgütlenme özgürlüğünü savunurlar. Ey AKP Genel Başkanı, hatırlar mısın? Sen bir şiir okumuştun. Vallahi o şiir de böyle çok güzel bir şiir falan da değildi ya. Ama okumuştum. Ve o şiirinden dolayı, o şiiri okumandan dolayı cezalandırıldın. Cezaevine konuldun. Bu tutuklamış olduğun insan hakları savunucuları var ya, senin fikir hürriyetin için kampanyalar düzenlemişti. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bugün olsa insan hakları savunucuları yine aynı şeyi yaparlar. Esas utanç duyulması gereken insan hakları savunucularını yaptığı savunuculuktan dolayı suçlamaktır. Onları cezaevine koymaktır. İnsan hakları savunucuları mı terörist? Yoksa insan hakları savunucularını cezaevine koyanlar mı suçlu? Takdiri bir kez daha bizi izleyen halkımıza, halklarımıza bırakıyorum. Değerli kardeşlerim, sadece olağanüstü hal rejimini devlete karşı, devlet içerisindeki yapılanmaya karşı getirdik yalanı her gün kendi ağızlarından bir kez daha yalanlanıyor, bir kez daha açığa çıkmış oluyor. En son çıkıp dedi ki beyefendi, olağanüstü hal uygulamasından, rejiminden istifade, grev hakkını da engelliyoruz. Grev hakkını engellemek anayasanın 54. maddesine göre suçtur. Bugün ekonomi çökme noktasına gelmiş, yabancı sermaye bırakın ülkeye gelmeyi, sermayesini geri çekiyor, turizm can çekişiyor, olağanüstü hal rejiminin aynı zamanda işverenin elini kolunu rahatlattığını iddia edebilecek kadar gaflet ve delalet içerisinde bulunabiliyor. Değerli kardeşlerim, bütün bu ahval ve şerait içerisinde çok açık ve net bir dille ifade edebilirim ki en büyük gasp belediyelere kayyum atanması gaspıdır. Bugün Sur'da yıkım gerçekleşebiliyorsa bu aynı zamanda kayyum ucubesinin açığa çıkarmış olduğu sonuçlardan bir tanesidir. Sur insanlık ailesinin mirasıdır. Sur hem bizim hem Kürt halkının hem de henüz doğmamış olan nesillerin emanetidir, emaneti. Bugün o emanete saldırmak tıpkı DAEŞ'in Palmyra'ya saldırması gibi insanlık düşmanlığı bir uygulamadır. Bir kez daha Sur platformunun Sur'un yıkımına karşı çıkışına ve Sur için bir imza deyişine buradan grubum adına ilk imzayı müsaadenizle atıyoruz. Zora dayalı yıkım aynı zamanda kültürel soykırımdır. Ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın, bu halk köklerinden, bu halk hafızasından, bu halk inancından, itikadından ve Rabbi onu nasıl yaratmışsa ondan vazgeçmeyecektir. Ne yaparsanız yapın vazgeçmeyeceksiniz. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla birlikte akademi dünyasına karşı büyük bir düşmanlık örneğiyle karşı karşıyayız. En son 9 Eylül Üniversitesi'nde barış için imza atan akademisyenler açığa alındılar. Şu ana kadar tamı tamına 8.427 akademisyen, yani profesör, yani doktor, kanun hükmünde kararnameyle işinden atıldı. Üniversiteler adeta çoraklaştırılıyor. Bilim yuvaları aynı zamanda çoraklaştırılıyor ve bu ülkenin gelecek nesillerinin tek tip yetiştirilmesinin alanları, arenaları açılıyor. Bunlar bilim düşmanı aynı zamanda. Bunlar aydınlanma düşmanı aynı zamanda. Kardeşlerim, eğer rahmetli Erbakan sağ olmuş olsaydı bunlara ne derdi? Onu dilerseniz bir sonraki grup toplantımızda ifade edeyim. Bütün bu işlerine Fasafiso derdi, o ayrı.
Ama esas ne derdi? Onu bir dahaki grup toplantısında ifade etmeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim, akademisyenler, barış için imza eden akademisyenler sanıyorlar ki derslerden alıkonuldular. Emin olma, ihraç edilen akademisyenler en büyük derslerini ihraç edildikten sonra verdiler. Bakın Cem Terci'nin duruşuna, bakın Ayşen Uysal'ın duruşuna, bakın diğer akademisyenlerin duruşuna, en büyük derslerini faşizme boyun eğmeyeceğiz, savaşa boyun eğmeyeceğiz, barış talebimizin arkasındayız diyerek faşizme en büyük dersi verdiler. Bir kez daha akademisyenlerimizin, aydınlık yüzlerimizin bu duruşuna binlerce kez selam olsun. Kardeşlerim, son olarak meclis tamamen işlevsizleştirmek isteniyor. Meclis iktidarın noteri haline dönüştürmek isteniyor. Öyle bir hal alacak ki, öyle bir zemin oluşturulacak ki, örneğin mecliste, bu kürsüde veya genel kurulda kürsüde şu fotoğrafları göstersem ve desem ki siz suç ortağıydınız, bu para cezasıyla cezalandırılacak. Çünkü gerçeğin açığa çıkarılması para cezasıyla meydanlandırılacak. Örneğin eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'ın posterini, fotoğrafını genel kurulda gösterdiğimizde bu suç sayılacak ve para cezasıyla cezalandırılacak. Veya genel kurulda hitap ederken Kürt halkı dediğimizde, Kürdistan dediğimizde bu cezalandırılacak, bu meydanlandırılacak. Dersim katliamı, Koçgiri, Zilan, Çorum katliamı dediğimizde bu cezalandırılacak, cezalandırılabilinecek. İşçi cinayetleri dediğimizde, kadın cinayetleri dediğimizde bu cezalandırılabilecek. Ama unuttukları bir şey var. Unuttukları bir şey var. Dünya yuvarlaktır. Dünya kendi etrafında dönüyor diyenleri de yargıladılar. Ama onlar iddialarından vazgeçmedi. Eğer onlar iddialarından vazgeçmiş olsaydı bugün belki dünya halen tepsidir inancı dünyada hakim olurdu. Dolayısıyla biz Kürdistan'a Kürdistan demeye devam edeceğiz. Kürt halkına Kürt halkı demeye devam edeceğiz. Dersim'e Dersim demeye devam edeceğiz. Koçgiri'ye Koçgiri demeye devam edeceğiz. İnsana insan demeye devam edeceğiz. İnsana ihanet edenlerin ve yalan söyleyenlerin yalanlarını deşifre etmeye devam edeceğiz. Çok açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Bütün bu olanlar, bütün bu bitenler, ey ekranları başında bizi izleyen kardeşlerim, nedir bütün bu olanlar, bitenler? Bütün bu olanlar, bütün bu bitenler, bütün bu yaşananlar sadece bu ülkede yaşanmadı. Hitler döneminde Almanya'da yaşandı. Ve Goebbels diye bir propaganda bakanı vardı. O propaganda bakanının propaganda yöntemleri, propaganda ilkelerinden birkaç tanesini müsaadenizle sizinle paylaşayım. Yalan söyleyin. Mutlaka inanan çıkacaktır. Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili olur ve inananların o yalana inanması da o kadar kolaylaşır. Size bir şey hatırlatıyor mu? Selahattin Demirtaş'a terörist demek, Selahattin Demirtaş'ı ölümlerden mesul tutmak hangi propagandadan kaynaklı? Hangi propagandadan kaynaklı? Yalan propagandası. Peki bu propagandaya inananlar var mı? Kananlar var mı? Maalesef var. İşte bize düşen de bu yalanı söndürmek. Gerçekle toplumun buluşmasını hızlandırmak, kolaylaştırmak. Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrararsanız insanlar ona o kadar fazla inanır. Bir şeyi ne kadar çok tekrarlarsanız insanlar ona o kadar inanır. Aynı teknik hatalı olduğunuzu ya da yanlış yaptığınızı asla kabul etmeyin. Herkes bu ülkede, her muhalif bu ülkede, insan hakları savunucuları, akademisyenler, siyasi partiler, muhalifler, hepsi kötü. Bir tek AKP genel başkanı iyi. Ya sen de kulsun, kul. Her kul hata yapar.
Kusursuz değilsin ha. Sen de herkes gibi yemek içiyorsun, karnını doyuruyorsun, sonra gidiyorsun başka bir şey yapıyorsun. Hatasız kul olmaz. Ve senin siyasetin 15 yıl boyunca, özellikle de son 3 yılı bu ülkenin bu halde olmasının yegane sebebidir. Eğer Selahattin Demirtaş tutuklanmasaydı, eğer Figen Yüksekdağ tutuklanmasaydı, eğer sen barış müzakere çabasını kendi iktidarına kurban etmemiş olsaydın, bugün bu ülke bunları yaşıyor olmayacaktı. Bütün bu insanlar hayatını yitirmiş olmayacaktı. Şiddet, kaos bu ülkenin gündelik hayatının bir parçası olmayacaktı. Bir kez daha HDP olarak yaşam hakkına yönetilen her saldırı yakınıyoruz. Dersim'de öldürülen öğretmenin hayat hakkına sahip çıkıyoruz. Kınıyoruz. Kimden gelirse gelsin sivil hayata yönetilen şiddeti reddediyoruz, kabul edilemez buluyoruz. Eğer siz çatışma politikasına geri dönmemiş olsaydınız, bugün yitirmiş olduğumuz bütün canlar halen hayatta olacaklardı. Kardeşlerim, bu yol çıkmaz yoldur. Bu yol çok açık ve ne söylüyorum? Faşizmin yoludur. Faşizmden hiçbir toplum, hiçbir etnik kimlik, hiçbir siyaset kazanarak çıkmamıştır. Göbels nerede biliyor musunuz? Gorun'da şu anda dik duruyor Diyarbakır'ın deyimiyle. Gorun'da dik duruyor. Göbels'in politik yöntemleri, politik yalanlarının bu ülkede bir tezahürü olacaktır. Şu anda olduğu gibi, şu anda acı yaşadığımız gibi. Ama eninde sonunda faşizm kaybedecektir. İşte onun için, adalet için, özgürlük için, eşitlik için, kardeşlik için durmayacağız. Faşizmi durduracağız. Eşitlik için, özgürlük için, kardeşlik için, onurlu bir barış için susmayacağız. Faşizmin sesini, soluğunu solduracağız inşallah. Bu duygularla hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Unhemu kheru faşi, ses serenin saçaylı.